Dolayısıyla 2005 yılında kent konseylerini kurmak gibi bir görev belediyeye veriliyor. Kent konseyi bu çerçevede de İstanbul'da da 2005'ten itibaren kent konseyleri kurulmaya başlanıyor. Şimdi kent konseyi ne demek? O kentteki, ilçedeki, yani belediye olan her yerde kent konseyi kurulmalıdır diyor yasa. O kentteki tüm tarafların bir araya gelerek, işte onlar yönetişim diyorlar, yönetişim zemininde birbirleriyle diyalog kuracakları bir zemin, bir konsey oluşturmak. Bu taraflar kimdir? Bir kentte kimler var? İşte o kentte bakanlığın, merkezi hükümetin yetkilisi, mülki amir var, kaymakam. O kentte belediye başkanı, belediye var, yerel yönetim birimi ve onun temsilcisi var. İşte o kentte kim var başka? Merkezi hükümetin bakanlıklarının ilçe müdürlükleri var, onlar. O kentte başka işte üniversite varsa o. O kentte meslek odaları varsa onların temsilcileri. O kentte sendika varsa o sendikanın temsilcileri. Muhtarlar, sivil toplum kuruluşları. Tüm bunlar yani o kentin özel sektör hariç, yani özel sektör dahil edilmiyor bu sürece. Özel sektör hariç kamu, yerel yönetim ve sivil toplum, yani meslek odası, sendika, vakıf, dernek, her neyse, bütün bu sivil toplum, bunların tüm temsilcilerinin bir araya gelip oluşturduğu yapıya kent konseyi deniyor.